Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen güçlerini vurdu. Yemen'de üstü olan Husileri vurdu. Biliyorsunuz Husiler bir kabile bir ve şu anda da Yemen'in hatırı sayılır bir kısmının yönetimi onlarda. Yemen'in başkenti ve Kızıl Denize bakan kıyılar Husiler'in kontrolü altında. Biliyorsunuz Husiler 3 aya yakın bir süredir Kızıl Deniz'den geçen gemilere, ticari gemilere ama İsrail bağlantılı ticari gemilere saldırılar düzenliyor idi. Bunu yaparken de şunu söylüyorlar. İsrail Gazze'deki işgali bitirmediği sürece biz bunu devam ettireceğiz. Gazzeliler bizim kardeşimizdir. Arap'tır, Müslümandır efendim. İsrail zulmü bitene kadar biz bu gemilere saldıracağız. İsrail'e ait her şey bizim için meşru bir hedeftir diyordu. Ve yüzün üzerinde saldırı gerçekleşti Kızıldeniz'de Husiler tarafından, Yemen tarafından ve bu duruma en çok tepkiyi doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri gösterdi. Neden? İsrail'in müttefiki. Bu bir sebep ama bundan daha önemli sebep Yemen'in yaptığı uluslararası deniz ticaretine, trafiğine bir meydan okuma, onu engelleme ve Amerika Birleşik Devletleri de eğer küresel bir lider olma iddiasındaysa dünyanın en yoğun trafiğinin deniz ticaretinin olduğu bölgede trafiğin durmasını kabul edemez. Yani böyle bir küresel güç olamaz. Dolayısıyla Yemenliler burada deniz trafiğini engellemeye başlayınca aslına bakarsanız Amerika'ya meydan okumuş oldular. Zaten Husilerin lideri şunu söyledi. Biz dedi de Amerika ile yüzleşmek, karşılaşmak konusunda bir endişemiz, korkumuz yok. Biz Amerikalılardan, korkanlardan değiliz ve Amerikalılarla yüz yüze gelmekten de memnuniyet duyarız. İşte bu gerçekleşti. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ve Perşembe günü gerçekleşti. İngilizler ve Amerikalılar Huse hedeflerine saldırı düzenlediler. 200'e yakın, 170-180 civarında akıllı füzenin kullanıldığı söyleniyor. Yani güdümlü, hedefini bilen füzenin kullanıldığı söyleniyor. Husilerin söylemesine göre 5 ölü 6 da yaralı var. İngilizler e, uçaklarla vurdular e, ve Kıbrıs üstünden kalktı uçaklar. Havada yakıt ikmali yaparak Yemen'e ulaştılar. E, kendi açıklamaları bu şekilde. ve Amerikalılarla birlikte Yemen'deki hedefleri vurdular. Burada benim dikkatimi çeken e, iki husus var. Bunlardan birincisi saldırıya sadece İngiliz ve Amerikan uçaklarının gemilerinin katılmış olması. Amerikalılar ısrarla işte Kanada gibi, Avustralya gibi bazı ülkelerin ismini de zikrediyorlar. Bahreyn gibi. Efendim 6 ülkenin ismini zikrediyorlar ama neden 6 ülke? Bu koalisyonda daha çok ülke vardı. İkincisi neden sadece İngiliz ve Amerikan uçakları? Neden mesela Fransız uçakları da bir bomba bırakmadı? Bu enteresandır, ilginçtir. İspanyollar mesela oldukça gönülsüz buraya katılma konusunda gönülsüz hareket ettiler. Burada bazı sorunlar var. İkinci husus ise benim dikkatimi çeken ikinci önemli nokta Amerika Birleşik Devletleri iki ay aşkın bir süredir Yemen'e müdahaleden kaçınıyor idi. Yani şunu söylüyorlar Yemen saldırıyor biz buna uygun zamanda müdahalede bulunabiliriz diyorlardı. Ve uyarıyorlardı yani yapmayın etmeyin bak biz karşılık veririz falan ama ciddi bir gönülsüzlük görülüyordu yani isteksizlik görülüyordu. Biden yönetimi savaşın Yemen'e sıçramasından endişe ediyordu. Burada çok sayıda faktör var. Mesela Suudi Arabistan faktörü var. Suudlar istemiyor. İkincisi Amerika'da meselenin sadece Gazze'de sıkışıp kalmasını arzu etti hep. Yani İsrailler Gazze'de istediğini yapsın ama buna ne Lübnan karışsın, ne Yemen karışsın, ne Arabistan karışsın ne Suriye ne İran hiçbiri karışmasın. Olabildiğince bunu yapmaya çalıştı. Gazze'deki çatışmayı izole etmeye, bölgeden yalıtmaya gayret etti. Ama İsrail o kadar hani hoyrat davranıyor ki bunu sağlamak çok zor. Yemen'de isteksiz olan Amerika Birleşik Devletleri birdenbire niye bu müdahalede bulundu? Önemli bir gelişme mi oldu? Hayır çok önemli bir gelişme olmadı. Şimdi açıkçası Yemen e, aynı şekilde davranıyor. Yani 3 hafta önce 5 hafta önce ne yapıyorsa bugün daha fazlasını yapmıyor. Aslına bakarsanız İngiliz gemilerinin falan gelmesiyle birlikte hani Yemenlilerin attığı füzeleri havada yakalamak etkisiz hale getirmek insan savaşlarını tespit etmek çok da zor bir şey değil yani. Ha dediğim gibi hep söylüyorum mummadık taş hani baş yarar diye hani böyle bir risk var mı? Var. Ama o risk eskiden de vardı. Amerikalılar müdahale etmediler. Neden şimdi müdahale ettiler? Kanaatim odur ki İngiliz etkisi bu. Zaten İngilizler bu meseleye dahil olur olmaz müdahale yönünde görüşlerini belirttiler. Biliyorsunuz Amerikalıların en büyük akıl hocalarından bir tanesi İngilizlerdir. Amerikan başkanının doğal danışmanı gibidir. İngiltere'nin Washington'daki büyük elçisi. Ve bu olayda da İngilizler açıkçası yani çok ısrarla Yemen'e müdahaleyi savundular. Ve bir hafta on gün kadarlık bir süre içerisinde yani bir hafta kadar diyebilirim İngiliz basını sürekli olarak İngiltere'nin Yemen'e müdahale edeceğini söylüyordu. Askeri bir müdahaleden bahsediyordu. Ve son derece istekli açıklamalar geliyordu İngiliz Savunma Bakanı'ndan ve İngiltere'nin e, önemli askeri isimlerinden. Yani sanki Yemen'e bir an önce müdahale edelim de bitsin şu iş. Haydi bunu yapalım gibi bir hava içindeydiler. Amerikalılarda görmediğimiz bir husustur bu. Görebildiğim kadarıyla Avrupa'da Ukrayna meselesinde de e, şampiyonluğu İngiltere yaptı. Ve önemli kararlarda hep İngiltere öncülük yaptı. Görünen o ki Yemen saldırısında da böyle oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bir saldırı yapıldı. Yemen'e 200'e yakın hüze atıldı. Yemenlilerin söylediği işte 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı söyleniyor bu saldırılarda. Ee, Amerikalılar, İngilizler sadece husilerin askeri üstlerini askeri depolarını vesaire vurduklarını söylüyorlar. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi saldırıdan bir hafta 10 gün önce yani saldırı davulla ile geldiği için böyle bir sürpriz yönü yoktu. Bilmiyorum yemenliler ne kadar İngiliz basını takip etmişlerdir ama herhalde çok da saf değiller bir saldırının geldiğini görmeyecek kadar yani tecrübesi olduklarını zannetmiyorum. Bu nedenle hani saldırının etkisi çok sınırlı olabilir. Yani o füzeleridir, şu budur. Bunlar bir yerden bir yere taşımış olabilirler. Eğer İngiliz-Amerikan istihbaratı bu taşımayı da e, önceden haber almadıysa e, Yemen'in gördüğü zarar çok sınırlı olabilir. Yani yeniden gemilere saldırıları başlatabilirler mi? Başlatırlar. İşin açıkçası hani Amerikalılar şunu umuyorlar. Ya bu kadar yeri vurduk herhalde bundan sonra bu Yemenliler vazgeçerler. Ve bizim daha çok yeri vurabileceğimizi düşünerek kati surette gemilere saldırmazlar. Açıkçası Yemen hani kitaplardan da biliriz tarih boyunca biraz kafasına ne diyelim dikine giden insanlar olmuşlardır. Tarih boyunca Yemenliler hep böyle bir sorun çıkarmışlardır. Sadece gayrimüslimlere değil yani Müslüm kendi toplumları kültürleri içerisinde de böyle olmuştur. Ve Yemen'i yönetmek çok zordur. Ben Yemen'de bulundum, Salih zamanında bulundum. O ve o zaman şunu söylüyordu, Yemenlileri yönetmek işte yedi tane başı olan yılanı canavarı neyse artık yönetmek gibidir diyordu. Gerçekten ne ondan sonra Yemen'de bir iç savaş, çatışma çıktı. Yemen'i yönetmek için böyle hepsini idare edecek çok özel bir karaktere ihtiyaç var. Bir lidere ihtiyaç var. O lider ortaya çıkmadığı sürece Yemenlilerin her biri başına buyruk hareket ediyorlar. Osmanlı'nın da biliyorsunuz son döneminde Yemen ciddi bir sorun olmuştu. Ama masalsı bir yer. Yani şu anda gidilmez ama turistik olarak bir yere gidilecek olsa Kanaatim odur ki Sana'da, da de bu bölgeler hani 21. yüzyılda bulamayacağınız, göremeyeceğiniz az sayıda yerlerden bir tanesi. İnanılmaz otantik. O Sana'nın başkentin o binaları yani ne kadar elle nakış yapılmış gibi. Çok enteresan. Gerçekten ancak bir masalla, masal diyarı tabiriyle açıklayabiliyorum. Ama insanı gerçekten dik biraz Dik, dik başta. O nedenle Amerika'nın saldırısı büyük ihtimalle Yemen'i daha da kışkırtır. Ve Yemen'deki radikal unsurları daha fazla saldırganlaştırır. Nitekim Yemenli Husilerin lideri bir açıklama yapmıştı zaten. Biz demişti Amerikalılardan korkanlardan değiliz. Biz Amerika ile karşı karşıya kalmaktan yüz yüze gelmekten memnuniyet duyarız demişti. Şimdi e, tabi dışarıdan bakan e, birisi şöyle düşünebilir. Ya şu kadar insan ölüyor, şu kadar mal kaybı var. Bunlar böyle hesap yapmıyorlar. Mesela Hamas da öyle hesap yapmıyor. İnsan kaybı olarak ya yani şu kadar çocuk öldü, şu kadar kadın öldü diye hesap yapmıyor. Ne kadar çok ondan çocuk veya kadın öldürürseniz adamın kinini arttırıyorsunuz. Ve savaşma isteğini arttırıyorsunuz. Yani bu kadar yeter, çok zarar görüyorum, biraz durayım gibi bir düşünce olmuyor. Bu Hizbullah da böyledir az buçuk. Ama Hizbullah biraz daha devlet yapılanmasına yakın olduğu için bunlara göre biraz daha rasyonel boyutu vardır. Savaş yayılacak mı? Yayılacaksa ne kadar yayılacak? Ee, i̇şin açıkçası herkesi korkutan da bu. Şimdi geçmişte İran'ın e, batıyla böyle bir savaş deneyimi yok diyebiliriz. Yani biz Osmanlı ve Türkiye. E, İslam dünyasının batı e, siperinde olduğu için, batı yüzünde olduğu için sürekli batı unsurlarıyla bir çatışmalar olmuş, yaşamışız. Ama İran öyle değil. Böyle bir geleneğe sahip değiller. Fakat enteresan bir şey oldu. İran İslam devriminden bu yana özellikle de son 20-25 yıldır bu artarak devam ediyor. İran kendisini savunmak için böyle düzenli bir ordu e, ile çarpışmaktan çok Orta Doğu'nun dört bir tarafına saçılmış kil unsurlarla savaşmayı böyle bunun üzerine dayalı bir savunma şeklini daha doğrusu benimsemiş görünüyor. İran'ın çok önemli generalleri, çok önemli işte komutanları İran ordusunun içinde değil de Irak'ta, Suriye'de efendim çeşitli yerlerde bu grupların içerisinde onlarla dirsek teması içerisinde çalışıyor. Yani mesela bir Suriye'de, bir Irak'ta, bir Lübnan'da. Bir Yemen'de İran gölge unsurlar, gölge ordular oluşturmaya çalışıyor. Husiler de böyle. Hani Husiler İran'ın malı değil, ona bağlı değil ama çok yakın bir temas var. Husilerin askerleri İran'da eğitim alıyorlar. Husilerin kullandıkları işte füzeler, ihalar, e, İHA'lar, kamikaze İHA'lar, e, bunlar İran yapımı şeyler. İran doğrudan destek veriyor. E yine İran Suriye'de ve Irak'taki güçlere silah desteği, eğitim desteği veriyor. E, Hizbullah deseniz zaten İran'la birlikte hareket eden bir Lübnan e, yapılanması grubu. İşte bu savunma anlayışı Batı'ya ne kadar zarar verebilir. Bunu Batı da bilmiyor. Ve Hamas'la başlayan, ile başlayan Batı ile işte Filistin arasındaki çatışma aynı zamanda Batı ile İran arasında da bir bilek güreşine doğru evriliyor. Bu doğrudan bir Amerikan İran savaşına veya İsrail İran savaşına neden olur mu? İran bunu tercih etmiyor. Yani ön cephede doğrudan ateşe kendisi girmek istemiyor. Araya böyle bariyerler oluşturuyor. Güvenli bölgeler oluşturuyor. İşte Yemen bunlardan bir tanesi. Batıyı bir nevi sınıyor burada. Yani Batı Yemen'de takılır kalırsa e, tabi belli olmaz şu anda Yemen'in silahlar füzeler falan çok gelişmiş değil ama bir takılıp kalma bir kazaya uğrama söz konusu olur ise bu İran için bir rahatlama olacaktır. Aynı şekilde Lübnan e, İsrail ile bir bataklık oluşturabilirse İsrail'i durdurabilirse yine İran için büyük bir kazanım olacaktır. Suriye'de, Irak'ta da benzeri hedefleri var İran'ın. Çünkü İran'ın korkusu, endişesi kendisine doğrudan saldırı yapılması ve İran'ın yeni bir Suriye, yeni bir Irak haline çevrilmek istenmesi. Bunu İsrail çok istiyor ve Amerikalıları sıkıştırıyor. Ayrıca Pentagon'un içerisinde de hani Irak gibi Suriye gibi İran'a da girelim. Oraya da bir çeki düzen verelim düşüncesinde olanlar var. Zaten cumhuriyetçilerin bir kısmı yani yılanın başı İrandır. Biz bu yılanın başını kesmezsek Husiler, Hizbullahlar, Hamaslar bitmez. Düşüncesinde olanlar var. Yani Trump seçilir ise Orta Doğu biraz daha farklı bir şekilde karışabilir. Zaten daha ne kadar karışacak da diyebilirsiniz. Haklısınız. E, bu bölgede Amerikan silahlı askeri e, müdahalelerinde bir artış da olma ihtimali de var. Yani böyle bir ihtimalde söz konusu. Dolayısıyla İran Husilerle, Hizbullah'la, Irak ve Suriye'deki milisleriyle kısmen zaman zaman Hamas'la yakın temas içerisinde bir politika geliştiriyor. Buna karşı Batı ise savaşı yaymadan veyahut da kademeli yayarak yani yönetemeyeceği kadar fazla yaymadan bu işi götürmek istiyor. Tabi burada şöyle bir sıkıntı da var. Bölgedeki diğer devletlerin de çatışmalara dahil olma riski var. Mesela Suudi Arabistan. Yani neredeyse yüreğine inecek Suudların. Yani özellikle Husilerin attığı her füze onları mahvediyor. Kendi hava sahası içerisinde bunları durduruyor. O Yemen füzelerini durduruyor. Ama yani bu savaş oyunlarının oynandığı alan adamın ekmek teknesi. Ya yani burada Kızıldeniz deniz trafiğine kapanır ise bir savaş bölgesine döner ise e, aynı şekilde Basra Körfezi deniz trafiğine kapanırsa İran'la Batı arasında veya İran bağlantılı gruplarla Batı arasında böyle bir savaşlar başlarsa e, bundan doğrudan Suudi Arabistan ekonomisi etkilenir. Sadece Suudlar değil Basra Körfezi'ndeki diğer Arap devletlerinin ekonomileri de çok ağır yaralar alır. Bunlar petrolle gazla geçinen adamlar. Trafik bir durursa o zaman ekonomi de durmaya başlar. E, ee, Suudi Arabistan alttan alıyor. Batılıların da Yemen'e fazla karışmasını istemiyor. Ya bırakın diyor adam atsın füzelerini. Zaten attığı füzeler bir şeye yaramıyor. Yani kaç tane gemi batmış bu füze nedeniyle? E, ee, veyahut da Afrika'nın etrafını dolaşmış. Olsun dolaşsın ne yapalım? Yani şimdi bir savaş mı çıkaralım burada? Suudlar bu konuda çok temkinli davranıyorlar. Ama İran sürekli olarak burada bir şey veriyor. Ta Yemen'i arkadan gaz veriyor. Haydi yaparsın de dersin gibi. Çünkü orada dediğim gibi Batı'nın gücünün test edilmesi gibi bir çalışması var İran'ın. Öte yandan İran Basra Körfezi'nde gemileri durduruyor, el koyuyor. En son Türkiye'ye işte petrol taşıyan bir gemiyi biliyorsunuz. Durdurdular. Amerika'ya misilleme olarak şu ana kadar 5-6 gemi bu şekilde gemiye el konuldu. Yani sadece Yemenliler değil, İran'da, Basra Körfezi'nde ve Umman Denizi'nde deniz trafiğine karşı bir tehdit oluşturuyorlar. Yani burada şu riskler her zaman var. Ya dediğim gibi Kızıldeniz'de, Umman Denizi'nde ve Basra Körfezi'nde yani Arabistan'ın etrafını saran su yollarında savaş çıkma ihtimali, çatışma çıkma ihtimali hiç de düşük değil. Bu tür savaşlara Suudi Arabistan, hatta Mısır, körfez e, ülkeleri girmek zorunda da kalabilir. Bu kadar söyleyelim. Çok fazla açacak kadar zamanımız kalmadı. Bu programı e, daha da fazla uzatmak istemiyorum. Evet, Amerika ve İngiliz güçleri Yemen'e saldırdı. E, Filistin cephesinden sonra şimdi elimizde bir de Yemen cephesi oldu. Bu cephe de, daha ne kadar büyüyecek? İçine Arabistan, Yarımadası'nın diğer devletlerinde mi alacak? Yoksa Amerika burayı e, soğutma çalışmasına mı başlayacak? Bunu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak risk çok yüksek. Bunu söylemiş olalım ve burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.